Evet gençler, hepinize yeniden merhaba. Bugün yine Real Racing 3 videosu çekeceğim. Evet, oyunumuz açılıyor. Uzun zamandır video gelmiyordu arkadaşlar. Bu okul dolayısıyla, kusura bakmayın. Ama bu videoyu attığım hafta, yani hemen şuradan bakalım, 13 Aralık hafta sonu ne zaman oluyor? 14-15, yani 16 ile 17 Aralık hani arasında, yani bu hafta sonu video kesin gelecek arkadaşlar, kuzenimle. Ya online Real Racing videosu gelecek ya da Clash Royale. Evet, açıldı. Aa, kuzenimden bildirim gelmiş. Güzel, günlük. O birinciye bak, Doberman. Biz kaçıncıyız? 3599. O güzel. Evet, şimdi. Ne? Tamam. Bakalım bu hafta hangi arabalar var? A, Lexus. BMW M6. Porsche Carrera. Aston Martin. Kontak. Ve Shelby Cobra var. Şimdi. Yani Lexus'la bilmiyorum, iş yapar mıyız ya? O Mert'in 15 tane arabası var, kuzenimin. Hemen bakalım garajın arkadaşlar, kuzenimin. Tamam, bunu zaten biliyorduk. Ha, full güçlendirmiş bunu. O bunu da almış. Güzel. Tamam. Bu zaten vardı. Tamam. Şöyle yapalım mı? Ha, aynı. Hyundai'den bir tane arabası var. Ha, bu. Tamam. Güzel güzel araba almış en azından. Şu mesaja bakalım. Ha, tamam, anladım. Ya arkadaş, işte ben bu oyuna bayılıyorum ya. Yani bu oyunun güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani internet olmasa bile arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Şimdi nasıl olacak diyeceksiniz. Şimdi mailde diyor ki Mert Yılmaz diyor, geçen gün diyor işte bir şey pistinde, Indianapolis Motor Speedway pistine yarış yaptı diyor. Onu diyor hani geçebilecek misin diyor. Şimdi Race Now diyelim. Bakalım biz o yarışta kaçıncı olmuşuz. Evet, şimdi bildiğiniz arkadaşlar, Mert olmadan Mert yarışacağım. Hatta Mert belki bu videoyu izlerken bile acaba yenecek mi falan diyordur. Şimdi Mert'i hangi arabayla yensem ki? Bununla mı, bununla mı? Bilemedim ya. Ya al bunu ya. Al valla. Bakalım Mert bir yarışta kaçıncı olmuş? Hemen bakalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar, hani oyunun bir sürü özelliği var. Şimdi yani oynadıkça keşfediyoruz tabi. De. Ha, aynen, bakın Mert'i gördünüz arkadaşlar. Mert Yılmaz yazıyor. Yalnız Mert niye önden başlıyor? Haksızlık yani. Dur bakalım Mert'in arabasını görecek miyiz? Bu değil, bu da değil, bu da değil. Of, şu sarı güzelmiş ama modifiyesi. Okey, tamam, biz Mert'i buluruz zaten. Evet. Ya sen niye kasıyorsun birader? Tamam, lol lol lol. Bu kim? O tamam. Jojo 76. Mert hangisi? Bu kim? Bu da elin Rus'usu işte. Aha, Mert. Vallahi şu an yan yana gidiyoruz herhalde. Geçtim onu.
Dur bir dakika, nerede Mert? Ha bakın arkadaşlar, Mert şu an hemen arkamda. Bakın aynen. Siyah BMW Z4 Mert. Mert ne yapıyor kanka? Gitmeye çalışıyor. Gidemez. Lan. Gel lan, seni şimdi yakalayacağım ben. Bu arada arkadaşlar, yani mesela Mert hani diyelim gerçek yarışırken mesela pistten falan çıktı. Hani diyelim kumla girdi ya, mesela bunda da giriyor. Yani Mert nasıl yarıştıysa öyle yarışıyor. Hani şey demeyin, yani şey değil yani. Hani mesela işte sadece Mert'in ismi var. İşte o Mert'in arabasının botu kullanıyor. Veya hani bilgisayar oyuncusu gibi bir şey falan sanmayın. Yani şu an sadece Mert şu anda kullanmıyor. Yani önceden böyle kullanmış, yani öyle diyeyim size. Nasıl kullandıysa öyle çıkıyor karşımda. O evet, Mert'in arabasına zarar verdi. Kusura bakma kanka. Bu arada arkadaşlar, ben niye şimdi hani Mert'le yarışıyorum? Çünkü ben hani buraları bitirmiştim, bu amatör ligi. Hani niye arabamı illa zorlayayım değil mi? Dur bir dakika, Mert'e hop temiz koyduk. Oo, drift yaptı la. Bir dakika dur. Neredeymiş? Nerede aslında? Ha, yanımızda, tamam. Of. Bir dakika. Evet. Durduralım bari. Dur. Orada. Gel abi. Hadi bakalım. Barışırız. Vay be, yani bayağı güzel bir özellik arkadaşlar ya. Yani illa birbirinizle yarışmak için online olmak zorunda değilsiniz yani. Gördüğünüz gibi güzel özellik yani. De şimdi biz Mert'e nasıl yetişeceğiz? Evet. Bakın mesela arkadaşlar, mesela bu normal oyuncu frenlemesi değil. Ben mesela Mert'i bilirim, o çok fren yapar. Bakalım nasıl alıyor virajı. Tamam, burada normal almış. Bilmiyorum ya, bayağı güzel yani. Hani şöyle arkadaşlar, şimdi şey diyenler olmasın. Ya alt taraf işte bir özellik, sen hani ne abartıyorsun? Hani çünkü ben ilk defa böyle mailime böyle mesaj geliyor, işte şu arkadaşın yarış yaptı, geçebilecek misin falan. Ama arkadaşlar bildiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Mesela diyelim bir yarışta, diyelim yaptın yarışı, eğer birinci olursan herhalde böyle bir şey gelmiyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Mesela atıyorum mesela normal şu hani internetsiz oyuncular var ya, şey bilgisayar oyuncuları, CPU, chip'u yani. İşte neyse, o konuşunu söylemedim. Ha işte mesela onları mesela geçince, diyelim en iyi bilgisayar oyuncusu diyelim 4,5 dakikada bitirdi. Atıyorum ben de mesela 4 dakikada bitiririm. Şimdi Mert'in beni geçmesi hani zor olacağı için, mesela ikinci veya üçüncü olduğumda falan hani böyle mesaj geliyor. Mesela Mert şu an bu yarışı birinci bitirseydi belki mesaj gelmeyebilirdi. Şu an nedeni pek açıklamadım ama arkadaşlar, yani öyle, hani ezberinizde öyle olsun. Zaten Mert'e de sorarım hani sen bu yarışta kaçıncı oldun falan. Hatta şimdi soruyorum yani, Mert eğer bu videoyu izliyorsan kanka, yoruma düş. Bu arada araban ezikmiş, hemen geçtim. Frenliğe kalacak. Hani yoruma yaz kanka, kaçıncı oldun falan. Çünkü hani benim bildiğim birinci olunca hani böyle mesaj gelmiyor. Ama sen 7 yaz. Zaten yarış başlarken Mert benim 6 yok 4-5 araba önümde başladı. Yani ben 22. başladım, o 18. falan herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. Oğlum çok eğlenceli oluyor lan böyle. Gel buraya, gel. Gel sana şimdi tampon yapalım. Evet, Mert'e şu an tampon yapıyoruz arkadaşlar. Dur orada, dur lan. Lan bu yarışı senden ilk bitireceğim, bekle sen, bekle. Pat. Aha. Hah.
Durduk şu an. Oha, adama tur bindiriyorlar. Evet, Mert de geliyor. De. Mert'in şu an araba perte. Baksana arkadaşlar, baya yavaş gidiyor yani. Gel sen gel. Sana bir tane daha koyalım, yetmedi. Tabii bunu pek koyamadık. Aha. Oha. O şu sarı adam koydu lan. Valla kanka benim bir suçum yok Mert. Yalnız Mert'in tampona bir dakika hemen bakalım. Bakın gençler, gördüğünüz gibi ışık mışık hiçbir şey kalmamış. Şuna bakın. Bak görüyorum, ışık mışık hiçbir şey yok. Tampon zaten sallanıyor. Canlar da gitmiş. Hop. Oğlum Mert'i ben kaç kere yaptım lan bunu? Çocuk artık işkence çekiyor. Gel abi. Evet. Ambulans bebeğe gidecek lan. Aha. Lan geçme beni. Hayır, bunu yapamaz. Ya niye vuruyorsun şu çocuğa ya? Ulan. Niye bekledim ben? Neyse, güzel bir özellikmiş. Ben şu arabayı servise falan vereyim arkadaşlar. Sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, arabanın zaten azıcık şeyi varmış. Onu da verdim, servise gitti. Evet, şimdi arkadaşlar V8 Muscle Hustle serisindeyiz. Muscle Hustle. Hangi tekerleme mi? Evet, en son. Aa, az kalmış. Vallahi 6 yarış kalmış. Güzel. Şimdi olmazsa olmaz Camaro. Ama diyorum sen Camaro'nun rengini mi değiştirsek ya? Bu nasıl gitti? Kötü gitti bu. Yok. O bu yine biraz güzel gitti. Şu mat mavi güzel gider sanki. Tamam. Hadi bakalım. Evet, başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar son yarış olduğu için tabi biraz zorlaştık işler. Artık herkesin arabası güçlü olacak. Adam gibi kullanacaklar. Genelde öyle oluyor zaten. Ama tabi parası da bayağı iyi oluyor yani. Ama bir ara baktım Mert mi var yoksa. Valla yani tekrar diyorum, bence çok güzel bir özellik yani, her oyunda yok yani, internetsiz olduğu halde şey olan, online olan, online gibi yani. Yalnız bu niye kasıyor ya? Bu yarışın ilk başlarının kasma nedeni arkadaşlar. Şimdi mesela bir dakika sonra göreceksin, hiçbir şey olmayacak da. O güç tasarrufu açık olan olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum. Valla güç tasarrufuna Real Racing oynuyorlar. Yani cimrilikte diz boyu diyebiliriz artık. Bakın şu an kasma mesela az var. Yok değil, var ama az var. Yani sizde de şöyle kenara alalım. Bir şey diyeyim mi? İki araba da aynı ha. İkisi de Shelby Cobra GT500. Ve modifiyeleri de aynı ve arka arkaya. Güzel denk gelmiş. Şimdi bakın arkadan bir koyacağım gençler. Bak bak. Hop 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 hop. Hayır. Hayır, bunu yapamazsın. Ya ulan ya. Vallahi arkadan koyalım dedik. Ne yaptık? Hop 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 hop. Şşş, dur dur. Abi araba durmuyor ki ya. O güzel koyduk. Evet. Tamam, birincilik.
Bizdedir herhalde diye düşünüyorum. Şöyle iç görünüşü de alayım. Evet. Abi iç görünüş süper ya. Hem ibre var hem de ortada yazıyor ya. Harika bir şey. Bu arada arkadaşlar şey diyenler oluyor. Yok niye çimenden gidiyorsun falan. Şimdi arkadaşlar bunun taktiği tekniği bu yani. Yani bunu da kestirme yapan kazanır. Bu arada arkadaşlar cama bakar mısınız? Şu şeyi yan camlar. Yamulmuş. İkiz aynaları. Hemen arkamıza bakalım. Güzel. Bu yarışta yapıp videoyu bitirelim diyorum arkadaşlar. Abi şu arabanın güzelliğine bak ya. Araba bas bas bağırıyor yani valla. Bu arada arkadaşlar yoruma şey de yazın. Şimdi bundan sonraki yarışlarda hep Camaro'yu kullanacağımız için hani hangi renk olsun ve hangi